Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de sahil anlamında da, hava ve deniz giriş limanlarında da en üst seviyede bu konuda bu ihbar olsa da olmasa da zaten var. Ama ihbar olduğu takdirde çok daha ciddi şekilde onun üzerinde duruyoruz. Şu ana kadar dediğim gibi bir olumsuzluğa rastlamadık bu konuda. Ama tabii şeyde ihtiyatı da elden bırakmıyoruz tabii. Evet. Görüşmelerinizin ana çerçevesinde bu konu Fethullahçı terör örgütü ve onun giriştiği darbe girişimi oluşturmakla beraber aslında biraz da Kıbrıs özeline inmek gerekiyor zannediyorsam. Bir sözünüz var. 48 yıldır eğer bu sorun çözülemiyorsa, yani Kıbrıs'taki bu sorun çözülemiyorsa, bunun sebebi Rumlardır demiştiniz. Müzakere süreci son dönemde baktığımızda biraz ivme kazanır gibi görünse de hala bir takım sorunlar yaşanıyor. Nedir şu an gelinen nokta? Şimdi tabii biz Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabilmesi için iki tarafın niyetli olması gerektiğini hep söylüyoruz. Kıbrıs'ta bir anlaşma iki tarafın iyi niyetiyle olur. Bu iyi niyet nasıl olur? İki taraf birbirini eşit olarak kabul edecek. İki taraf birbirinin sonuçta egemenliğini tanıyacak ve bu egemenlik iki halktan kaynaklanacak. Dolayısıyla iki tarafın da kurucu devletleri eşit olacak demektir bu. Ve iki halk da siyasi eşit olacak. İki kesimlilik sağlanacak ki bu da Birleşmiş Milletler parametresidir. Ve mutlaka Kıbrıs Türkleri için bu çok önemli. Rum tarafı için onu ben bilemem. Kıbrıs Türk tarafı için de Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi sağlanmış olacak. Çünkü Kıbrıs'ta da 15 Temmuz faşist Yunan darbesi Kıbrıs'a büyük bir felaket getirmek üzereyken 20 Temmuz 1974'teki birçok insan da öldü. Evet. 15 ile 20 Temmuz arasında. Türkiye'nin müdahalesiyle o darbe başarıya ulaşamadı. Ve adaya barış ve özgürlüğü 20 Temmuz 1974'te getirdi Türkiye. Dolayısıyla o darbe girişiminden sonra, 20 Temmuz müdahalesinden sonra adada bir barış ve huzur var. Şimdi anlaşma yalnız niyetle olur. Şimdi Rum tarafı o günden itibaren Kıbrıs Türk tarafını hiçbir şekilde eşit olarak görmediği gibi Türkiye'yi de işgalci olarak hep niteleyerek bir politika yürüttü. Ve son dönemde de bu devam ediyor. Yani burada keşke ben bir ipucu veya bir sinyal görebilsem. Örneğin bir yangın olayında bile en son Türkiye'nin yardım talebine, uçak ve helikopterle yangın yardım talebine yangın kuzeye daha yakın olmasına rağmen Kuzey Denizi'nden su alınmasın çünkü işgal altındadır. Güneydeki denizlerden alınsın gibi bir zihniyetle karşı çıkan bir şeyle karşı karşıyayız. Yani bir mentaliteyle karşı karşıyayız. Bununla bir anlaşma nasıl yapılacak? Merak içindeyim ama biz tabii ki koyduğumuz Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde bir anlaşmanın mutlaka takipçisiyiz. Varız böyle bir anlaşmaya ama niyet ki 15 Temmuz gecesi Rum tarafından bazı milletvekillerinin dehşet verici açıklamaları da vardı. Yani işte Türkiye karışıktır şimdi kuzeyi ele geçirme şansımız var gibi bazı milletvekillerinin, eski milletvekillerin açıklamaları bile dehşet verici şekilde bizim tarafımızdan görüldüğünde üzüldük. Çünkü niyet demek ki bu şekilde değil. Yani bir anlaşma, bir eşitlik, Kıbrıs'ta paylaşmak noktasında değil. Hala daha böyle bir endişemiz var. Ama tabii ki masadayız. Görüşmeler devam ediyor. Ve bu görüşmeler inşallah başarıyla sonuçlanır. Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Anastasiadis'le görüşmeleri sürdürüyor. Ama bunun bir nihayeti olması lazım. Yani bu illa nihayet 48 yıldır devam ediyor bu görüşmeler. Ve 48 yılda her şey konuşulmuş aslında. Konuşulmayan, bilinmeyen bir noktası da yok bunun. Esas mesele niyet. Yani niyet olursa, yani Kıbrıs Türk tarafı eşittir niyeti olsun, çok kısa sürede sorun çözülür. Üstelik baktığımızda çok yakın tarihten de örnekler var. Yani bundan 10 yıl, 12 yıl kadar önce Türk tarafı barış için ne kadar istekli olduğunu referandumda göstermişti, anlam planında. Yani önümüzdeki süreçte aslında liderlerin görüşmesinden ya da masadan çıkacak sonuçlar kadar, dediğiniz gibi yani Rum tarafının halklar bazında da belki biraz daha yapıcı bakması gerekiyor değil mi konuya? Yani bu konuda ne söyleyeceksiniz? Yani orada Rumların, yani siyasilerden bahsetmiyorum, Rum halkının son dönemde biraz daha, hani bugün yarın bir referandum yapılsa farklı bir sonuç çıkar mı? Kısaca böyle sorayım. Şimdi bir defa Avrupa Birliği çok büyük bir hata yaptı.
Bunu gelen giden bütün Avrupalı meslektaşlarımıza söyledik. Hayır diyen tarafı Kıbrıs'ın bütününü temsil edecek şekilde Avrupa Birliği üyesi yaptı. 2003'te eğer bu karar alınmasaydı, böyle bir karar verilmemiş olsaydı belki de anlaşma olacaktı. Çünkü eğer iki tarafa da evet çıkmazsa Avrupa Birliği'ne alınmanız mümkün değil dense, ada bölünmüş olarak giremez dense çoktan halledilmiş bir mesele olacaktı. Ama Rum tarafına evet deseniz de demeseniz de Avrupa Birliği üyesi olacaksınız dendiği zaman ben de olsam ben de evet demezdim herhalde onların yerinde. Çünkü bütününü temsilen giriyorsunuz. Avrupa Birliği müktesebatı kuzeyde uygulanamaz diye bir karar aldı Avrupa Birliği ve aslında bana göre anlaşmanın önünü kapattı. Ama ondan önce Kıbrıs Türk tarafı yalnız anlam planına değil, 1985'teki Perez de Cuellar belgesine, 1991'deki Gali Fikirler dizisine, ki bunlar Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlerinin isimleri, onların adıyla anılan planlara da evet dedi. Ama hiçbir şekilde Rum tarafı bunlara da evet dememişti. Ama hep ilerleyen onlar oldu. Dolayısıyla burada Kıbrıs Türk tarafı niyetini hep ortaya koymasına rağmen Rum tarafının hayırıyla karşılaştı. İşte bunun için bir nihayeti olması lazım diyoruz. Yani niyet olmadığını görünce ve yıllar içerisinde de bu niyet ortaya hayırlarla çıkınca artık Kıbrıs Türk tarafı da bu görüşmelerde bir son nokta olmalıdır diye düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı 2016 sonunu söyledi zaten. Biz de onu bekliyoruz, takip ediyoruz. Yani 2016 sonu eğer bir şekilde bir anlaşmaya varılmayacaksa Kıbrıs Türk halkı artık kendi mutlaka yoluna gitmelidir. Kendi yolu neyse onu çizmelidir. Çünkü bir şekilde bir anlaşmanın 48 yıl daha beklenme gibi bir şeyimiz olamaz. Ekonomik konulara gelmeden önce su temin projesini sormak istiyorum. Yaklaşık bir yıl önce hayata geçirilen projeyle Türkiye'de Dragon Çayı'ndan su temin edilmeye başlandı. Burada şu an durum nedir? İhtiyaçları ne ölçüde karşılıyor ve önümüzdeki süreçte farklı projeler de var aklımızda demiştiniz aslında Türkiye ile belki ortak yürütülecek elektrik projesi evet, de bunlardan birisi. Bunlardan kısaca bahseder misiniz bize? Şimdi su gerçekten proje olarak değil ama makus talihi değiştiren bir olay aslında. Yani bir projeden çok ötesi. Kurak bir ada Kıbrıs. Su kaynakları artık bitme noktasında. Çünkü yerden çekilenler de artık kurumaya başladı. Kuyular yani. Ve bir alternatif yok. 3-4 yıl önce Güney Kıbrıs Yunanistan'dan tankerle su getirmeye kalktı. Tuz karıştı denizden falan. Yani taşıma suyla değirmende dönmeyeceğine göre. Böyle büyük bir projeyi yapabilecek de yani büyük bir devlet olması lazım. Su, barış suyu olarak başladı proje ve aslında yalnız Kıbrıslı Türklere değil Kıbrıslı Rumlara da bunun bir ihtiyaç olarak hasıl olacağını bildiğimiz için barış suyu dedik ve 477 kilometreye ulaşan bir uzunlukla bunun 80 kilometresi denizin altından geçilerek dünyada bir gazetecinin nitelendirdiği gibi bir çılgın proje bu aslında. Evet. Ve müthiş bir proje. Makyus talihini değiştirecek adanın. Çünkü su geldiği zaman ekonomi, bunun yanında bölümlere ayırırsak tarım, tarımsal üretim, bu anlamda diğer bütün sanayi anlamında üretimin de ekonominin de. Çünkü 100 binin üzerinde öğrenci hedefleyen şu anda bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz üniversiteler anlamında ve bu turizm 3 milyon girişe ulaşmış. Bunun da mutlaka suya ve bu anlamda üretilecek ürünlere de ihtiyacı var. Şimdi bunun suyun gerçekten anavatan Türkiye tarafından Toroslardan bu kadar uzun bir yolla ulaştırılması çılgın bir proje, büyük bir proje ve projenin de ötesinde adanın talihini ve adanın bütün gidişatını değiştirecek bir proje. Biz ümit ederiz ki Rumlar bunu da bu anlamda görür. Kilisenin işte zehir içeriz, Türklerin suyunu içmeyiz vaazlarını dinlemez. Zaten onlara çok ciddiyete almıyoruz o vaazları biz. Ve bu Rumlara da aynı zamanda barış suyu olarak da barışı getirecek bir çok büyük bir hamledir. Yürekten teşekkür ediyoruz. Böyle bir büyük projeyi gerçekleştirebilecek de büyük devlet
olur ancak. Aslında tabii Rumların ön yargılarından kurtulması gerekiyor. Yani ne kadar kesinlikle, bu şeyi yaparsanız evet, yapın. Yani özellikle az önce verdiğiniz o orman yangını örneği gerçekten herhalde İnanılmaz. Verilebilecek en çarpıcı örnekti. Yani kine ya da siyasete ormanları, ağaçları resmen kurban ettiler değil mi? Yani birçok ağaç o şekilde yanmış da olabilir ama yanmasına da göz yumdular. Yani yansın diyorlar. Yani o bu kadar bir şey var. Şimdi bunu ümit etmek isterim ki ben 48 yıl geçtiği halde bu noktadaysak nasıl bir anlaşma yapacağız düşüncesi olumlu hale döner. Ümit etmek istediğim ama şu anda görünen bu hala daha bu mentalite değişmemiş. Yani sıkıntı burada. Biraz ekonomiye gelmek istiyorum. Aslında en çarpıcı başlık belki de yani özellikle son yıllarda yaşanan Doğu Akdeniz temelli, kökenli gelişmeleri ele alırsak, yani orada bulunan doğalgazdan vesaire bahsediyorum. Önümüzdeki süreçte özellikle Türkiye ile İsrail arasında ilişkilerin yeniden düzelmesi ve Netanyahu'nun, İsrail Başbakanı'nın o ilişkiler düzeldikten sonra yaptığı bir açıklama vardı kendi kamuoyuna. Biz Türkiye ile ilişkileri düzelttik çünkü bunun ekonomimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz dedi. Burada da Doğu Akdeniz'deki doğalgazı işaret etti. Yani artık Güney Kıbrıs üzerinden veya Yunanistan üzerinden değil, Türkiye üzerinden geçirmeyi planlıyoruz dedi. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hangi noktada acaba? Yani bu son derece kritik bir konu aslında. Ve önümüzdeki süreçte müzakere sürecinde de elimizi daha doğrusu biraz daha güçlendirecek bir konu. Ya bu memnuniyet verici bir durum. Özellikle Türkiye ile İsrail'in ilişkilerinin iyi olması. Çünkü İsrail de bölgede önemli bir güç sonuçta. Türkiye çok önemli bir güç. En büyük güç. Dolayısıyla onların iyi ilişkiler içerisinde olması gerek Doğu Akdeniz'deki barışın temini anlamında, gerekse de Kıbrıs Adası'nın tamamında bana göre. Ama sonuçta biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafı olarak söyleyelim. Ekonomik anlamda da çok ciddi bir değer. Çünkü Doğu Akdeniz'in petrolünü de, doğal gazını da, doğal rezervlerini diyelim, Türkiye üzerinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz Türkiye üzerinden geçmesinin o anlamda hem anavatan Türkiye'ye hem de Kıbrıs Türk halkına ciddi bir ekonomik getirisi olacağını, bunun aynı zamanda Sayın Netanyahu'nun dediği gibi İsrail'e de çok ciddi bir ekonomik getirisi olacağını görebilmek. Bu anlamda Kıbrıs Rumlarının henüz göremediği bu gerçekleri diğerleri görüyor aslında. Yani onlar belki biraz daha isterler, zaman olabilir ama bu gerçekler ortada. Gerçekler açık. Burada bu coğrafyada, yani biz bu coğrafyada hep Doğu Akdeniz'i işaret ediyoruz. Doğu Akdeniz ve onun bir barış havzasına dönüşmesi ekonomik anlamda çok büyük bir değer ifade ediyor. Bu da aslında Kıbrıs'ta varılacak bu anlaşmanın da sonuçta bunu taşlandıracağını da görebiliyoruz. İnşallah Rum tarafı da bunu görür. Ekonomik değer olarak İsrail, Türkiye ve Kıbrıs bu düzlemde çok önemli bir başka unsur aslında. Yani sadece bunu bir küçük ölçekle değerlendirmemek lazım. Bütün bu bölgenin barış havzasına dönüşmesi, belki de Süveyş kanalından çıkışlardan tutun, çünkü Süveyş kanalına hakim bir yerde bulunuyor tüm bu bahsettiğim havza ve bütün Orta Doğu'ya, oradan hatta İran'a kadar uzanabilecek, diğer taraftan Avrupa'ya uzanabilecek ciddi bir köprü vazifesini görmesi anlamında da, ekonomik değer anlamında da çok önemli tabii. Aslında bu noktada müzakere süreci demişken, ona olacak katkılarından da bahsetmişken, belki tekrar bir müzakere sürecine dönmek istiyorum. Küçük bir parantez açarak. İki tane kapı var. Açılması planlanan önümüzdeki süreçte. Derinya ve Aplıç kapıları. Bununla ilgili ihaleye çıkıldı galiba. Ancak bir teklif süreci bekleniyor değil mi? Bununla ilgili son durum nedir? Kısaca bundan da bir bahseder miyiz? Tabii ki Kıbrıs'ta 2003 yılından itibaren geçişler başladı ve muhtelif kapılar açıldı. En son Yeşilırmak kapısı açılmıştı. Şimdi tabii Lefkoşa içerisinde de yeni bir iki kapı vardı. Lokmacı kapısı mesela bunlardan biriydi. Şimdi Derinya ve Aplıç aslında çok önemli noktalar. Bir tanesi Mausa bölgesi anlamında önemli. Diğeri de Lefke bölgesi anlamında. Şimdi Rum tarafı
Apliç kapısını hiçbir zaman istemedi. Orada sıkıntı, gecikmeler bundan oldu hep. Çünkü Apliç kapısı Lefke'nin bir merkez, yani Türk toprağı olan Lefke'nin bir merkez haline gelecek olmasından korkulması. Diğer taraftan daha önce Yeşilırmak kapısının açılması, Lefkoşa'ya ulaşımın 3-3,5 saat alan o bölge insanları için bunu 1 saate kadar indirmiş durumda. Şimdi Lefke Güzelyurt yolunu biz açtığımız zaman o daha da kısalacak. Bölünmüş yol açıldığı zaman. Dolayısıyla o kapılarda hep Rum tarafı orada bile kendi çıkarına olan kapıları açma derdine düştü. Dolayısıyla şimdi Derinya ve Apliç karşılıklı olarak biz onu net koyduk. İkisi aynı anda açılması lazım. Çünkü bir tarafta gerçekten bize çok önemli olan Trodos dağlarından denize inişin çok kolay olduğu Lefke merkezli bir geçiş sağlıyor Apliç kapısı. Diğer tarafta Derinya kapısı da Rum tarafına daha çok bir aslında imkan veren bir kapı. Onun için bunun aynı anda eş zamanlı açılması noktasında bir konuşma oldu, anlaşma oldu. Onun için öyle olması gerekiyor. Çünkü daha önce Yeşilırmak kapısı açılırken de Apliç gündemdeydi. Ancak o Yeşilırmak açıldıktan sonra gündemden kalktı. Uluslararası ilişkilerde eş zamanlılık çok önemlidir. Kaybedersiniz aksi takdirde. Kesinlikle. Bölgesel konuları konuştuk, ekonomik konuları da konuştuk. Tekrar ben en başa dönerek programı kapatmak istiyorum. Fethullahçı terör örgütünün giriştiği bir darbe girişimi vardı. Evet. Ve çok şükür ki başarısızlıkla sonuçlandı. Önümüzdeki süreçte de aslında çok uzun sürmeyeceğini tahmin ettiğimiz belki de devlet içinde, devlet kurumlarına sızmalarında temizlenmesi söz konusu. Bu noktada aslında dünyaya da büyük görev düşüyor. Yani darbe gibi demokrasiye darbe vuran gerçekten bir girişim söz konusuydu ve dünyadan aslında bu konuda da tepkiler geldi. Sizin bu konuda dünyaya mesajınız ne olacak? Bir defa demokrasiye sahip çıkmak, demokrasiyi ve halkın egemenliğini, milletin egemenliğini hiçbir şekilde en ufak bir tartışma konusu yapılabilecek bir şey değil. Halkın desteğini almayan hiçbir hareketin başarıya ulaşması da mümkün değil. Ve bu 15 Temmuz'da da aslında böyle bir Türk milletinin, Türk halkının ciddi bir orada sergilediği tavır, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir bölümünün de buna bir karşı duruş sergilemesi, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik duruşu bunu çok kısa sürede bertaraf etti. Anavatan Türk halkı, ana vatanımız, Türk milleti egemenliğine de demokrasisine de sahip çıktı. Bu konuda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Büyük Türk milletine geçmiş olsun diyorum. Büyük Türk milletinin kopmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkı da konuyu çok yakından takip etti, çok yakından ilgilendi, izledi. Çünkü Türkiye'de Türkiye'nin iyi olması, güçlü olması, sağlıklı olması, demokratik ve demokrasiye sahip çıkan bir yapının, güçlü bir yapının olması Kıbrıs Türk halkı için de çok önemli. Bu açıdan inşallah böyle bir sıkıntıyla karşılaşmayız. Dünyadaki tüm diğer ülkeler de buraya bakarken ben artık Türk halkının bu kahramanca ortaya koyduğu değeri, yarattığı değeri net olarak görmeleri gerektiği konusunda net durmak gerektiğini görüyorum. Ve onlara da bu konuda net bu mesajın kendileri tarafından algılanıp en azından bunun takdirinin yapılmasını gerektiğini de söylüyorum. Ya burada dünya basınına da, dünya liderlerine de çok büyük görev düşüyor. Çünkü gün gelir aslında kendilerini bulabilir bu tarz tehditler, değil mi? Kesinlikle. Yani bu kimse benim başıma gelmez demesin. Evet. Bu gelir. Yani bu daha önce geldi. Şu şekilde, bu şekilde başka yollarla geldi ve bunu Amerika'sı da yaşadı, Avrupa'sı da yaşadı, Asya'sı da yaşadı, her tarafı, Orta Doğu'su da yaşadı, Afrika'sı da yaşadı. Yani bu kimse beni bulmaz diyemez. Buna karşı bütün dünyada hem teröre karşı hem de demokrasiye böyle bir sıkıntı yaşatacak her türlü girişime, darbeye de hayır, bütün dünyadan gelmesi lazım.
Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğun gündeminiz için de vakit ayırıp sorularımızı cevapladınız. Sizi de çok fazla tutmak istemiyoruz. Uçağınız var biliyoruz.